Manşete hoş geldiniz. Normalleşme derken normalleştik manasına yazmadım onu KJ'de. Sadece dün bugün verilen görüntülerin, yaşanan gelişmelerin analizini yapmaya çalışacağız. Bugüne kadar söylediklerimiz baki. Onları değiştiriyor değilim. Onların yerine yenisini koyuyor da değilim. Zaten gerek muhalefet partileri, gerekse Türkiye'deki tüm partiler ve onlara oy verenler, onların destekçileri ve basın erbabı neyse hepsi her şeyin farkındalar. Yani liderleri tanıyorlar. Liderlerin oyun planı hakkında falan bir fikirleri var. Dün bu görüntü verildi. AKP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Erdoğan saraydan indi, AKP'ye geldi ve kendi başkanlık makamında Özgür Özel'i kabul etti. Bu bir jest olarak değerlendirildi. Böyle kabul edilebilir. Görüşmenin içeriği hakkında çok fazla bir Fikrimiz yok 1 saat 35 dakika sürmüş Özgür Özel işte cezaevindeki bir takım tutsaklar için Hepsi değil bir takım tutsaklar için e, Tahliye istemiş veya affedilmelerini istemiş Veya berat etmelerini istemiş Bırakılmalarını istemiş Çünkü onların siyasi tutsak olduğunu herkes biliyor Erdoğan'da bakarız adalet bakanımızla görüşürüz falan demiş O da onun farkında İşte bir takım başka şeyler falan Yeni anayasayla ilgili e, böyle bir toplumun talebi yok demiş Önce sen e, anayasaya oy dememiş tabi e, ...nezaketsiz ol, olacağı için... ...böyle kulis kırıntıları var düşen. Fakat e, detaylar öne çıktı. Yani bir boş koltuk krizi... ...yaşanıyor. Şimdi AKP tarafı... E ...canım yani bunun özel bir manası yok diyor. E, CHP tarafı da hoşnut olmadığını bildirmiş. İşte hemen Erdoğan'ın solunda duran boş koltuk. Hoşnut olmadığını bildirmiş. Yani olmadı, olmadı, hoş olmadı deyince de... e, biz de size gelelim falan gibi bir jest olmuş. Yani Erdoğan... ...CHP Genel Merkezi'ne gidecek. Belli ki o zamana kadar bir normalleşme veya bir normalleşme havası izleyeceğiz. Ki zaten bir takım yandaş kalemlere de bir takım siyasi tutsakların serbest bıraktırılacağı üzerinde duruluyor. Numan Kurtulmuş anayasa turuna çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Dem Parti'yi de ziyaret etti filan. Yani böyle bir normalleşme havası göreceğiz. Yani çok böyle şiddetin, çok ne bileyim terörün veya düşmanlaştırmanın olmayacağı falan bir döneme girdik gibi. AKP kürsülerinden de belli ki CHP'ye çok fazla sataşma veya yüklenme olmayacak. İlgimi çeken anekdotlardan biri Özgür Özel'e Özgür diye ilk adıyla ifade etmesi. Tayyip Erdoğan'ın bu da çok yakışık alan bir ifade değil. Babanın oğlu mu o senin ama oluyor. Böyle bir kulis yansıdı. Bakalım iş nereye gidecek. Yani bu da çok fazla kabul edilebilir bir şey değil. Başlayalım yani fotoğrafla başlayalım. Şimdi bu fotoğraf çok konuşuldu. Dünden beri gündemde boş koltuk koltuk krizi. Şimdi fotoğrafa baktığınızda zaten baskın bir biçimde Erdoğan'ın orayı adeta Cumhurbaşkanlığı kabul merkezine dönüştürdüğü görülüyor. Arkasında iki for, e, bayrak var. Birinde Cumhurbaşkanlığı forsu var. Tamam AKP bayrakları da var. Ben AKP genel başkanıyım aynı zamanda ama Cumhurbaşkanıyım diyor. Ortada oturuyor, kurulmuş. E, solunda bir boş koltuk var. Sağında da yani o boş koltuğun amacı oraya birisi otursun veya o o koltuk Bahçeli'nin koltuğu falan değil. O boş koltuğun fonksiyonu Cumhurbaşkanını Özgür Özel'le diğerlerinin üstünde göstermek. Zaten iki bayrağın arasına oturtulmuş bilmem ne filan. Yani bu özenle dizayn edilmiş, çizilmiş bir şey. Ya canım bizim koltuk düzenimiz böyle her gelen böyle. Hayır yani bu Ali Efendi'nin veya Ayşe Hanım'ın salonundaki koltuk düzeni değil. O koltuk düzeni hem yani AKP makamındaki koltuk düzeni sürekli değişiyor. Sürekli değiştiriliyor. Onu kaldırıp başka bir yere koyabilirler. Yapmadılar özellikle. Şimdi... E, bu işte bu başka bir açıdan çekilmiş bir kare bu da geçen sene zannediyorum Mart ya da Nisan ayında Büyük Birlik Partisi heyeti var işte e, meclis başkanı var falan aynı salonda başka bir manzara yani tamamen bu manzaradan farklı bakın aynı açıdan çekilmiş aynı salondan kareler bunlar genelde duvarlar perdeler aşağı yukarı aynı ama e, koltuklar değişmiş halı değişmiş sehpa değişmiş Erdoğan'ın koltuğu da değişmiş. Görüldüğü gibi demek ki tek başına da oturabiliyor. Yani yanına birini de alabiliyor. Ayrıca dün Özgür Özel'den sonra Mehmet Öz'ü kabul etti Erdoğan ve boş koltuk görünmüyordu o arada. Yani tabii başka başka bir fotoğraf paylaşılmadığı için bilmiyoruz ama kadrajın dışında mı kalmıştı yoksa kaldırılmış mıydı o koltuk bilmiyoruz. Fakat burada verilen fotoğrafta e, Özgür Özel'le olduğundan daha eşit görünüyor Mehmet Öz'le Cumhurbaşkanı. Yani arada böyle bir e, fark var. Bir de ben size başka bir görüntü izleteceğim. Bu görüntü Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi, kralı da değil, Veliaht Prensi'ni uğurlama görüntüsü. Uçağına kadar geçiriyor ve Veliaht Prens, işte bu barış çubuğu tüttürüldükten sonra 2022'de tespit edilmiş bir görüntü bu. Ve bu görüntüyü Cumhurbaşkanlığı veya Ankara veya Anadolu Ajansı falan servis etmedi. Suudi Veliaht Prens servis etti bu görüntüyü. Kamuoyu da bilmiyor yani. Ben o zaman göstermiştim bir kere daha altını çiziyorum. Görüyorsunuz havalimanına kadar gitmiş Erdoğan artık ne ilişki varsa aralarında veya neyi tamir etmeye çalışıyorsa veya nasıl önem veriyorsa konuğuna ve uçağın merdivenlerinde arkasından el sallıyor. Yani Erdoğan'ın pozisyonu konumu içeride biraz horozlanma biçiminde dışarıda böyle e, yelkenleri indirebiliyor. Bakın dikkatli seyredin Suudi Prens uçağına biniyor. Prens yani veliaht daha kral değil o da uçağın merdivenlerinden el sallıyor ona. Dolayısıyla Erdoğan öyle pozisyonda hemen herkese karşı koruyan hemen herkese karşı ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım bir ağırlığım var falan diyen bir lider değil. Yani böyle bir böyle bir pozisyonda değil ondan çok da şey etmeyin. Fakat bir diğer ekrana getireceğim kare bugün CHP liderinin DEM Parti heyetiyle görüşmesiydi. DEM Parti'nin eş başkanlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi genel Baş merkezinde görüştü. CHP'nin e, basın e, bürosu çok sayıda fotoğraf servis etti. İşte bu görüşme, e, e, CHP'nin e, Özgür Özer'in yanında genel başkan yardımcıları veya parti sorumluları var. E, DEM Parti eş başkanları var karşısında. E, büyükçe bir salonda konuşuyorlar ve... Ee, bir basın toplantısı tertip ediliyor. Kürsüler konuluyor. Eş başkanlar bir tarafta. E, CHP Genel Başkanı bir tarafta. Daha evvel Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bu olmadı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu, Dem, DEM Parti ve o günkü HDP ile görüştü ama çıkışta basına ortak açıklama bile yapmadılar korkudan. Aman işbirliği içerisinde filan demesinler diye. Bu bana göre işte bu verilen birlikte fotoğraflar normalleşmenin de bir yönde te tezahürü. Yani geçici bir normalleşme yaşıyoruz. Esasen KC'ye öyle yazsam daha da e, doğru olurdu ama bunu e, kalıcılaştırmak istemedim. Yani geçici normalleşmeyi kalıcılaştırmak istemedim. Ya da niyetim budur falan onu göstermek istemedim ama şu anda geçici bir normalleşme yaşıyoruz. Bu tamamen ortadan kalkabilir ya da kalıcı hale dönebilir mi? Bu konuda derin kuşkularım var. Onu defalarca anlattım bir daha üstünden geçmeyeceğim. Fakat bu bir geçici normalleşmedir ve buradan alınan rüzgarla Dem Parti'yi CHP Genel Başkanı genel merkezde kabul etmiş boy boy fotoğraflar paylaşmış filan. O arada normalleşme kelimesini sadece ben kullanmıyorum ki Erdoğan da kullanıyor başka bir biçimde. Cuma namazı sonrasında açıklama yapmış ve demiş ki bu adımın atılmasıyla yani Özgür Özel'in kendini ziyaret etmesiyle siyasetin ülkemizde yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Şimdi siyasetin demek ki siyaset sert. Şimdi bu burada bir itiraf var fakat siyaseti yumuşatacak normalleştirecek kişi de sensin. Yani her şey senin elinde. Bırak siyasi tutsakları, anayasayı uygula, basın hürriyetinin önündeki engelleri kaldır. Tamam mı? Rahatlat biraz ülkeyi. Denge ve denetim mekanizması tekrar parlamentoya dönsün filan. E, bu senin elinde. Yani bu Özgür Özel'in seni ziyaretiyle siyasette yumuşama değil. Senin atacağın adım, adımlarla olacak bir şey. Fakat dedim ya normalleşmenin başına siz parantez içinde geçici koyun. Geçici bir normalleşme yaşıyoruz. Umarım ve dilerim bu kalıcı hale gelir. Umudum çok çok az olmakla birlikte o şerhi düşeyim. Ya nasıl olsun ki? Bakın TÜİK'e göre enflasyon %70, ENAG'a göre %24. Zaten insanlar da %124 enflasyonu hissediyorlar. Hissedilen enflasyonu. TÜFE de bunu saklamıyor. Ana harcama kalemlerinde en yüksek artış %103 ile eğitimde olmuş. Bunu %95 ile lokanta ve oteller %80 ile ulaştırma izlemiş. Yani ısrarla baskılıyorlar. Baskıladıkları bile enflasyon bile yüzde yetmiş. Şimdi siz bugün başka birine ülkenizde enflasyon kaç diye sor, sorduğunda. Bizim ülkemizde enflasyon yüzde yetmiş dediğinde ki resmi rakam bu. O, o kişinin gözü fal taşı gibi açılır. Nasıl ya falan nasıl yaşıyorsunuz? Nasıl sürdürüyorsunuz? Nasıl bunu sürdürebiliyorsunuz? Yani durum bu. Gerçek gündem bu. Ama arsızlık da diz boyu. Mesela işte sonuncusu hani Amerika'daki üniversite eylemlerine eylemlerinde eylemlerine yönelik, işte yandaş kalemlerden basından ve isimlerden neyse böyle tepki geliyor ya. Mesela İsrail Gazze olduğu için yani Gazze meselesi olduğu için geliyor. O da ayrı bir konu. Fakat yani koltuktan düşerseniz sıkı tutunun. Efkan Ala ki AKP'nin kadim despotlarındandır. Halen de öyledir. Akademisyenleri tutukluyorlar. Amerika'yı kastediyor. Akademisyenlerin açıklamaları oluyor işlerine son veriyorlar ki üniversiteler en dokunulmaz yerlerdir. Büyük şaşkınlık içindeyim. Üniversiteler en dokunulmazlık en dokunulmaz yerlermiş. Bu adam Mehmet Baransu'yu gözaltına aldırdığında veya onun evinin kapısına ekip gönderdiğinde siz alın yani yapamayız efendim işte efendim gazeteci bu konuda işte kanunlar var yetkimizi aşıyor falan gibi itirazlar gelince siz alın biz arkadan yasayı yaparız diyen adam. Anlatabiliyor muyum? Yani dönemin despotlarından yani yani ilk 8'de 10'da 12'de neyse yer alacak e, isimlerden biri. Yani dönemin despotu arsızlıkta da zirveyi tutacak tabii. Tutmasın mı? Şimdi üniversite rektörleri falan tutuklanıyor derken ya Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörünü o işi devam ederken Türksel'in yönetim kuruluna atadılar. Engin e, deneyimlerinden ...Türksel'de yararlanacak. Ki zaten Türksel bir AKP çiftliği. Bu ne zamandır böyle? 10 yılı geçti, 12 yıldır belki böyle. Yani e, böyle bir aymazlık, böyle bir arsızlık, böyle bir devam var. Yani saltanatta insanlara işte huzur hakkı adıyla 3-5 maaş bağlamada filan. E onun da şeyini ödeyeceksiniz. Naci İnci bütün itibarını e, paspas yapmış, sizin ayağınızın altına sermiş. E ondan dolayı bunun da bir bedeli olacak diyor yani. Ondan dolayı da birkaç maaş daha bağlıyorlar. Böyle yani böyle bir arsızlık yani. Basın hürriyeti demişken keşke bu konuda normalleşme buradan başlasa ki bence de buradan başlamalı. Dünya Basın Özgürlüğü Endeksinde Türkiye o gördüğünüz kırmızı bordo ne renkse artık o renkteki ülkelerin arasında yani Mısır, Sudan, Hindistan, Rusya, Çin liginde net bir şekilde 158. sırada. Dünyada kaç ülke var? 170 mi? 180 mi? 190 mı? Duruma göre değişiyor ama dipte yani. Dibin dibini tutmuş durumda. Basın hürriyeti derken tam da bugün mühim bir kayıp, Celal Aşk, Celal Başlangıç AVM'ımızı kaybettik. Uzun yıllardır bir illetle kanserle mücadele ediyordu. Geçen yaza kadar da Artı TV'de programlarına devam etti. Yer yer uzaklaşıyordu tedavisi nedeniyle. Yer yer tekrar dönüyordu. Ben de Cuma akşamları özellikle yaptığı programı bir açık oturumu her her hafta takip ederdim, etmeye çalışırdım. Mühim bir meslek büyüğümüzdü. Allah'tan rahmet diliyorum. Öncelikle Hakikat arayışına adanmış bir hayat gelir aklıma Celal Başlangıç deyince ve hemen herkesle kimlik ayırt etmek sizin buluşurdu, görüşürdü, diyalog içindeydi. bu bizim bu iki unsur. Yani hakikate adanmış bir hayat ve kimlik sormaksızın Hemen herkesle diyalog içinde olmak bizim meslekte herkese nasip olan bir şey değildir. E, Celal abi o yönüyle de e, ayrı bir şahsiyetti. Mümtaz bir basın erbabıydı. E, zaten ardından yazılan e, mesajlarda da bunu görüyoruz, bunu takip ettik. Huzur içinde uyusun. Bugünlerde anma programları var. Onu da Twitter'da e, paylaştım. Takip edebilirsiniz. Almanya'daysanız, Köln'deyseniz veya yakınlardaysanız. E, boşluğunu hep hissedeceğim. Ben biri vefat ettiğinde... E, cep telefonumdaki kayıtlı numarasını asla silmem, silemem. Onlar arasına e, Celal Başka, başlangıçta katıldığı, çok sevgili eşi gazeteci Ayşe Yıldırma da başsağlığı diliyor ve bu haftayı inatla kapatıyoruz efendim. İnati bitirmeden manşeti izlemeyi sonlandırmayın. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi tekrar görüşmek, karşılaşmak umuduyla.